Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 6. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması. Bir insan size 5-10 yıl sonra olacak olayları anlatsa ve vakti geldiğinde o olaylar birebir o kişinin anlattığı gibi gerçekleşse, şaşırmaz mısınız? Böyle hayret verici bir durumla karşılaşsanız, bunu çevrenizdeki herkese anlatmak istemez misiniz? Peygamberimiz 1400 yıl önce bu yüzyılda olacak tüm olayları anlatmış ve her ne anlatmışsa aynen oluyor. Bazı İslam alimleri ise hem Peygamberimizin sözlerini hem de sözlerinin gerçekleştiğini bildikleri halde bunları hiç anlatmıyorlar. Sizce bu samimi bir tutum mu? Elbette değil. Bakın, 1400 yıl önce Peygamberimiz ne demiş? Onun, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Dikkat! Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Mekke işgal edildi. 21 Kasım 1979. Mekke'deki Mescid-ül Haram işgal edildi. Kutsal Mekke Camii basıldı, namaz kılanlar rehin alındı. Kabe'yi bastılar. 22 Kasım 1979. Kabe'de silahlı saldırı. 22 Kasım 1979. Dikkat edin! Peygamberimiz, Mehdi'nin çıkacağı yıl Kabe'de kan akıtılacak diyor. Ve 1979'da tam Hicri 1400'ün ilk gününde Kabe'de kan akıyor. Bu açık bir mucize değil midir? Peygamberimizin mucizeleri görününce tüm İslam alemine anlatılmaz mı? Resulullah, Mehdi'nin çıktığı devirde alimler Mehdiyeti, Deccaliyeti anlatmaktan vazgeçerler diye tüm ümmeti uyarmıştır. Deccal, insanlarca, kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe, yani unutulmadıkça ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz. İslam alimlerinin hadiste haber verilen bu duruma düşmekten sakınmaları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman mucizelerini gizlemekten vazgeçmeleri gerekir.